Merhaba arkadaşlar, ben Murat. Bugün karşınızda Mad Games Tycoon'un yeni bölümüyle beraberim. Bölüme başlamadan önce Murat Faber Ayı Sikiş adlı bir DLC çıkardım ve %70 puan almasına rağmen Murat Faber kendisiz piyasadan kalktı ve bu da tükendi direkt. Haftalık 14.000 satışta falan gidiyor. Çok iyi gitmiyor. Büyük ihtimalle kurtarmayacak maliyetini. 3.6 milyon dolar zararda şu an hala. Şu grafik tasarımcıların artık eğitimini bitirelim. Yeter onların aldığı eğitim. Sonra onları işlerine geri döndürelim. Buraya dönün abim. Şimdi parayla, elimizdeki parayla burası çok pahalı. Şurayı alalım diyorum. Burayı aldıktan sonra buraya çok merak ettiğim şu nerede o? Grafik stüdyosu. Bunu çok merak ediyorum. Neye yarıyor? Ne oluyor, ne bitiyor? Bunu bir yapacağım. Neye yarıyor tam bilmiyorum hala. Hareket yakalama ne acaba? Profesyonel animasyonlar kaydetmek için hareket yakalama gerekmektedir diyor. Bir grafik stüdyosu yapıyoruz hocam. Şöyle. Bu idare eder şimdilik. Koridoru burada olsun. Yaptık. Çalışma masası. Koyalım bir tane. Başka da bir eşya konmuyor buraya. Platin plaket. Hemen dekorasyonumuzu kullanıyoruz. Her neyse artık. Kullandık. Ne şimdi bu? Grafik iyileştirme. Bir oyunun grafiklerini iyileştiriyor diyorsun. Ne elemanı koyacağız buraya? Grafik dizayn elemanı mı koyacağız bir tane buraya? Sadece grafiğe yönelik mi yani? Mesela şuradan. Bu tasarımcı. Bu grafik dizayn. Gel bakayım. Buraya koysam. Bu adam sadece grafiğe mi bakacak? Bu şekil mi? Tamam. O zaman şöyle yapsak. Grafik stüdyosuna. Eleman sayısını arttıralım buradaki. 1, 2, 3, 4, 5. Sadece grafiğe bakan elemanlar. Dolap falan koyalım sağına soluna. Ondan önce dur bir dakika. Şu kaloriferi ben bir koyayım ya. Bu üşüme olayı başıma bela oluyor sonra. Şuraya bir. Başka. Buraya iki. Buraya bir tane daha yapacağız. Bir tane daha al, yok mu amına koyayım? İlla uğraştıracağım mı? Şuraya bir tane daha. Gel bakayım. İçerisi gayet sıcak şu an. 1'e 11. Tamam, diğer elemanları buraya alalım. Grup yönetimi. Grafikçiler. Grafikçiler buraya abi. Totalde 7 oldu. Buradan eleman azaldı. Tamam. İşçi bulma piyasası. Grafik design. Pek bir eleman yok. Genelde programcı falan onlar. Tamam, buranın dekorasyonunu da yapalım. Ondan sonra buraya başka grafik stüdyosu, ses ve müzik stüdyosu. Şöyle bir adet de sesle müzik stüdyosu koyuyoruz. Bilmiyorum nasıl olacak. Çalışma masası. Vay, bu ne böyle? O da açılmamış mesela bu. Bu hepsi büyük ya. 2 3 4 Bizde kaç tane ses elemanı vardı? Yalıtımlı bu arada etraf. Oyun tasarımcısı, programcı, 4 ses sanatçısı, zaten 3 tane varmış. Bir tane daha alalım. Aynen. Gel abi buraya. Üşüyorsunuz haklı olarak, hemen ısıtacağım. Tamam. Al çöp kutusu. Siz şimdi halı falan da istersiniz paşamlar. Al bitki. Al dolap.
Al, küçük dolap da var. Siktir git şimdi. Ondan sonra buradan daha ayıracağız yani belli ki. Ne vardı başka? Hareket yakalama. Onu bilmiyorum. Ona bakacağım. O nasıl bir şeymiş göreceğiz. Biraz büyük yaptım ama bir şey olmaz herhalde. Hareket yakalama stüdyosu. Hiç yok zaten. Çalışma masası. Bu bir. Böyle bir şey. Burada bir kişi mi çalışıyor? Kim çalışacak peki burada? Burada çalışacak adam kim? Animasyon falan mı yani? Öyle bir dal yok ki. Öyle bir iş dalı yok. İşçi bulma piyasasında var mı? Donanım ve mühendislik mi yani? Kim amına koyayım? Kim bakıyor lan buraya? Kim bakıyor oğlum buraya? Kim var burada? Grafikçi mi olur yani? Ne olur? Donanım mı olur? Ne olur? Bilemedim. Programlama değil. Vallahi problem. Donanım ve mühendislik olduğunu tahmin ediyorum. O yüzden grup yönetiminden grup 3, grup 1 programcı, grup 2 oyun tasarımcısı, grup 4, grup 5, grup 6 oyun test. Bunları buraya atalım bakalım. 4 kişiyi de buraya attık. Hareket yakalama çalışma masası. 1, 2, 4. sığmadı. O zaman bir tanesini getir. Bir tanesini buraya geri at. Burası soğukmuş. Şimdi şu sıkışıklığı bir tık daha almak için şöyle bir şey. Aynen. Nerede? Isıtma cihazlarıyla dolduralım kenarları. Buldun mu oturacak yer? Çalışma masası buldun. Tamam, motion capture'ı da yaptık. Ne kaldı geriye? Sunucu odası kaldı. Ses müzik yapılı. Pazarlama, müşteri destek. Evet. Daha da bilmiyorum ne yapacağım yani. İş sözleşmesi yap bakayım. Hayvan animasyonları oluşturuyorlar şu an. Oluşturdular. Siz iş sözleşmesi yapın. Ambiyans sesleri oluşturun. Siz de yapın. Sizde yok. Grafik dizaynıcı alalım eleman. Alamıyoruz. Yok, düzgün başvuru yok. Yeni oyun motorumuzu güncelleştirmek istiyorum şahsen ben. Ama buraya da eleman lazım. Grafik dizaynıcılar burada. Ses burada. Motion orada. Buraya o zaman oyun tasarımı of. Adam 93 tecrübeli. Çüş. Başka 36 var. 32 daha var. Buraya da oyun testçilerini alıyorum. Hepsini al abi. Tamam. Şimdi yeni oyun motoru yapıyoruz. Daha doğrusu şu anki oyun motorumuzu güncelleştiriyoruz. Murat Eksiker. Güncellemesi ne olacak bakalım. Gerçek 3 boyutlu grafiklere güncelleniyor. Gerçek 3 boyutlu ses zaten var. O da var. Her şey varmış zaten amına koyayım. Tümünü seçsem 5 milyona şöyle bir şey yapsak. Kar paylaşımı da %10 olsa. Yapın bakayım onu. Haydi aslanlar. Buradan grafik iyileştirme yapabiliyor musun? Yok, illa oyun olacak. Destek verebiliyor musun? Olmuyor bu ya. Hadi oğlum, yaparsınız. Murat Eksiker çok inanılmaz bir oyun motoruna dönüşsün. Biz de nasıl kendimizi ileri taşıyacağımızı düşünelim. Murat Power Afrika Y çekildi piyasadan. 9 milyon dolar karla. 28 milyon dolar paramız var. 13 bin şu an haftalık satış ve hiç iyi değil. O bizi batırır. Yeni başvuru var mı lan? Grafik dizayn var, oyun tasarımı var, programlama var. Al buraya koy. Aha, mikro arsa almış, oradan para aldık. Bu oyun testçilerin testçisini buraya koy. Tamam. Ya o kadar bilim insanı var da hiçbir şey araştıramıyorlar ki. Bitti her şey yani. Büyük kabin değil. Küçük
küçük kabin seç. Murat Power aya ayı sikiş. Ya bu mantıklı olmadı, bunu siktir et ya, görevi iptal et. Motoru geliştir, eski motoru güncelle. Bright eksikerdi değil mi? Aynen. Getir. Sadece üst seviyeye taşıyalım. Aynen. Sadece o güncelleştirmeyi yapalım. Mantıklı değil çünkü. Eski şeyleri niye yükleyelim ki abi? Yeni oyun yapacağız. Bir pazar araştırması. Yeni pazar araştırması. Oyun raporu oluştur. Total Fight Yaraksın raporunu oluştur. Oluşturdun. Göster bakayım. Total Fight Yarax neden tutmadı? Şimdi Total Fight Yarax'ın şeyini yapacağız. Remastered. Bitti mi? Bitti. Güzel. Yeni şey ne? Önümüzdeki trend ne? Kaç haftası var? 67 hafta. Motor maliyeti 315. O zaman şu an birinci şahısla ilgili bir şey yapayım ben. 66 hafta daha çok var abi. Oyun geliştir. Ana türü birinci şahıs nişancı olacak. Hedef kitle yetişkin olacak. Oyun büyüklüğü AAA olacak. Oyunun ismi de Counter Yarrak olacak. Alt türü birinci şahıs nişancı da alt tür. Alt tür. Kesinlikle hızlı tepkilere ihtiyaç vardır diyor bununla. Tamam. Birinci şahıs nişancının tipi de şeyi de dünya savaşları olacak. Alt konusu da tarihi olacak. Lisans yok. Açıklaması da geçmişten gelen bir sikiş. 5 milyon maliyet. Murayte Siker oyun motoruyla yapılıyor. İnanılmaz bir, güçlü bir oyun motoru. Çok büyük grafiklere, çok inanılmaz grafiklere imkan sağlıyor. Her şey en gelişmişte. Kopya koruma yazılımı iyisinden alıyoruz. %99'luğundan yapıştırıyoruz. Hile koruma yazılımının da en iyisinden alıyoruz. Onu da yapıştırıyoruz. Şimdi oynanış aksiyonda çok önemli herhalde. Hikaye önemli. Birinci şahıs nişancı da. Atmosfer de önemli. Biraz başlangıç dostu. Biraz da şöyle dedim. Riske giriyorum vallahi, bilmiyorum. Oynanış %50. Şu %50. %45 olsun, tamam. Şu %20. Böyle olsun. Hepsi full. Hepsini yapıştırdık. Buna gerek yok, istemiyorum. Tamam, başladık hocam. Şimdi siz grafik iyileştirme, Counter Yarrağ'ın grafiklerini iyileştireceksiniz. Siz yine aynı şekilde Counter Yarrağ'ın seslerini iyileştireceksiniz. Siz de aynı şekilde yüksek kaliteli animasyonlar yapacaksınız. NPC animasyonları 1, 2, 3. Oyuncu animasyonları 1, 2, 3 olacak şekilde. Burada da oynanışını geliştireceksiniz. Counter Yarrağ'ın inanılmaz para harcanıyor Counter Yarrağ'a şu an. Gerçekten olmamış bir maaş, olmamış bir bütçe ayrımı var. Şu ana kadar hiç karşılaşılmamış bir bütçe ayrımı. Bakalım. Burada çok hızlı ilerliyor ama diğer taraflarda bayağı bir yavaş olacak gibi duruyor. Özellikle ses falan bayağı yavaş. İnanılmaz yavaş. Benim o yüzden buraya bir personel odası kurmam lazım. Bunlar başka yere gidiyor. Kapısı burada. Hocam klavyeniz var. Ondan sonra buzdolabınız var. Koltuğunuz var. Şöyle 3 tane. Buraya bir de televizyon koyarım. Şöyle bir modern TV. Şöyle bir Atari makinesi. Atari makinesi 2 de koyuyorum. Çok uzağa gitmeyin. Burada takılın.
Bunu da buraya koydum. Bir tane daha koymadı. Bakın ortam da sıcak. Mis gibi durum. Mis gibi yer. Biraz seri çalışalım. Dehşet para harcandı çünkü. Bunları bitirecek neredeyse amına koyayım. Hadi. Hadi hızlan. Bayağı bir büyük bir geliştirme aşamasından sonra stüdyoyu buraya taşıdım. Ses stüdyosunu. Burada grafik tasarım stüdyosunu büyüttüm. Daha da büyüteceğim. Şimdi şu motion capture şeyini de büyüteceğiz. Alanını da büyüteceğiz. Şöyle komple burayı motion capture yapayım diyorum ben. Aynen. Ondan sonra çalışma masalarını da böyle bir, böyle iki, şöyle üç, şöyle dört, şöyle beş. Bu saksıyı maksiyi artık neremize sokacağız? Şunları şöyle alırız. Bu televizyon mu? Televizyon şurada dursun işte. Bunu hocam nereye alıyoruz? Bunu da böyle alalım. Çöp kutusunu şöyle aldım. Burada bir şey var. Şu. Ne bu radyo? Bunu da aldım böyle bir yere. Sıcaklığı dengeleyeceğim. Eleman bulamıyorum. Kalifiye eleman yok ya. Resmen eleman yok. Motion capture gel. Çalışma masası doldur abi. Gel. Aynen. Kaç kişilik oldu? Bayağı bir oldu. Şimdi buraya uzmanlık alanına göre yüksek puandan bilim insanı değil de teknisyen ver. 1, 2, 3, 4 tane daha teknisyen buraya aldım. Başka? Oyun testçisi bir tane daha alınabilir şuraya. Değil mi? Aynen. Aldık. Başka programcı. Programcı burası doluydu zaten ya, aynen. Piyasa, program, program. Herkes programcı. Hepsini reddet bunların. Yenileri gelsin. Yani neredeyse bitti her şey ya. Ama artık yayınlamam lazım. Buglarını bitirip yayınlamamız lazım. Çünkü önümüzdeki süreçte popülerliği bitecekmiş bunun. Aksine popüler olmayacakmış, o kötü. Hemen yakalamamız lazım. Counter yararak 17.000 oynanış puanı, 12.000 teknik. İnanılmaz dehşet bir şey bizi bekliyor şu an. 18 milyon dolar paramız var. Bir anda hiç olabilir bu para. Dikkatli değerlendirmek lazım. 20.000 hayran geldi. Müşteri desteğini bırak. Hemen şuradan hayran kampanyası, oyun fuarı yapıyorum. Pazarlama kampanyası yapıyorum. Oyun, TV, counter yararak. Kaç hata? Hatalar bitti. Tamam, veriyorum abi bunu. Geliştirmeyi bitir. Yayıncı ara dedim. Korktum amına koyayım. Yayıncı ara dedim. Hangisine vereceğiz? Birinci şahıs nişancıydı değil mi? Pazar gücüne göre ver desen. Bu aksiyon. Şurada var. Birinci şahıs nişancı. TLO. Ver. Verdik. Hadi bakalım. 12 milyon dolar para harcanmış. 18 yaş üstü almış. Puanı uf. %82 ilk defa. Neymiş yorumu? Olumlu yönde şaşırtmış hikayesi. Grafiksel gösterim mükemmel. Bu sistemde nadiren böyle bir şey görürsünüz. Oyun müziği ve ses efektleri gerçekten harika. Lütfen sesi açın. Olağanüstü kontroller sizi denemeye davet ediyor. Kesinlikle göz atmanız gereken bir oyun denmiş. Coşacak yani, patlayacak. Bu anlama geliyor galiba bu. Bilim insanı değil de. Aynen, teknisyen ver bir tane daha şuraya. Patla, sat. Sat. Koy amına. Sat. Hadi bakayım. Üf, ilk haftadan 144.000. Hemen güncelleştirme yapıyoruz bir tane. Ücretsiz güncelleştirme. Her şeyi dayayıp döşediğimiz bir güncelleştirme yapıyoruz. Yapıştırdık. İkinci hafta daha da üstüne çıktı. 174.000 olacak mı? Olmadı. 173.000 de ikinci haftadan sattı. Birçok hayranımız oyundan memnun kaldığını yazmış. Sağ olsun canlarım benim. Dehşet satıyor, dehşet. Dehşet satıyor. Eleman. Ses sanatçısı ver. Bir tane daha ses sanatçısı ver, onu da. Ses sanatçı şeyimiz, kontenjanımızı doldurduk.
Bu arada Murat Tekstiker 1 milyon dolar maliyet. 10 milyon doların 1 milyon dolarını aldı. Başka milletten de koparmaya devam ediyoruz. Grafik sanatçısı. Gel abi. Başka var mı? Yok. 14 tane daha grafik tasarımcı lazım bana. Dünyanın en iyi grafiklerine sahip oyunları biz yapacağız bundan sonra. Motor özelliği falan yok. Zaten her şey full artı full artık. Bu arada %50 oyun daha az satışa rağmen şu an böyle bir satışımız var. Counter yararak altın plaket almış. Oynanış %50. Grafikler %10. Teknikler %30. Tümünü seç dillerin. Hepsini seçtik. Bunlara gerek yok. Tamam. Hocam, yüksek kaliteli sesler yapacaksınız Empire of Yarax Remastered'a. Siz de Empire of Yarax Remastered'a çok kaliteli grafikler yapacaksınız. Siz de Empire of Yarax Remastered'a inanılmaz animasyonlar yapacaksınız. Hadi bakalım. Haydi bakalım. Aslan parçaları yapıştırın. 461 bin kâra geçti. 1 milyon 300 bin kâra geçti Counter Yarax. Bir şey olmaz. Devam et. Devam et. Oh. Bir şey olmaz. 3 tane daha bana teknik eleman lazım. Donanım mühendis. Donanım mühendis. Bunları al buraya koy. Tamam. Şurada grafik grafik tasarımcı geldi. Bunları da buraya koy. En iyi grafikler. Uf. Aldık sonunda. Counter Yarax'la en iyi grafikleri ben aldım. Süper. Artı bir de ödül verdi. Ödülümüzü de koyalım bir yere. Nereye verdi ödülü anlamadım da. 2000'de hayran geldi bu olay sonucunda. Reklam. Empire of... Yok. Counter Yarax reklam. 2025'te çıkan Counter Yarax reklamları yapılsın. Müşteri desteği. İlgilenen abi. Siz ne yapıyorsunuz? Niye boş duruyorsunuz? Oynanışı unuttum bunu. Hemen geliştirin oynanışları. Hemen. Hiç yeni araştırma da yok ya. Ben burayı şey yapıyorum. Çıkarıyorum ben burayı. Hepsini kovun abi. Yapacak bir şey yok. Biraz moral düşecek insanlarda. Ama boşuna maaş gidiyor yani. Noel bu arada %50 artan satışlar. Şu video oyunlarının popüler olma işi bir gitse %50 daha az sattırıyor. Bitti bu arada. Birinci şahıs nişancı türü bu hafta sonundan itibaren popüler değil ve hatta hiç bu az siktir. Tam tersi. Milyonlarca dolar kâr edebilecekken şu an satışlarımız düştü. Bu saçma gündem yüzünden. Neyse her türlü maliyeti çıkardık. Of! O neydi? %50 azaltan olay bitti. O yüzden satış yine arttı. Reklam da basıyoruz tabii. Siz ne durumdasınız? Güzel. Herkes hızlı. Herkes çok hızlı. Çok hızlı, çok yeni, çok güzel oyunlar yapıyoruz. Seste geri kalınıyor yine. 10 tane yaptım ses stüdyosunun şeyini. Yine yetmiyor hız. Şu ana kadarki en iyi oyun bu, en iyi oyun bu olacak. Hızlandır abicim. Evet, Empire of Yarax Remastered hazır. Şu ana kadarki en iyi mi? Yani teknikler hariç en iyi oyunumuz. Her şey full artı full. Bir tek şu yetişmemiş. Ulan o da %63-64. Hadi o da yetişsin de. Pazar araştırması bitti mi? Önümüzdeki süreçte yarış ve fizik popüler olmayacakmış. Tamam güzel. Önemli değil. Bizimki zaten strateji. Şu müzik de bitsin yapıştıralım abi. Bakalım next nasıl bir coşma yaşanacak. En iyi grafikleri alamadık. Oyun çıkarmadık çünkü. Geçen sefer almıştık Counter Yarax'ta. En kötü oyunu da almadık. Çok şükürler olsun artık. Hadi babacım 48 milyon dolar. Şurayı almak istiyorum ben artık. 660 metrekarelik yeri almak istiyorum. Sunucu falan, sunucu odası falan yaparız oraya. Artık MMO oyun yaparız yani. Büyük oyun yaparız. Çıktı. O da oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Yayıncı ara diyorum. Pazar gücüne göre kıyaslayacağım. Çok da az veriyorlar. Ücret 9 veren var. Ama tabii pazar güçleri az. Pazar gücü. Bizimki şimdi strateji. Strateji özel pazar gücü olan şeyi olan var mı? Bu rol yapma.
Electric Arts olabilir. Electric Arts'ı verdim. Okey dedik. Verdik. 18 aldı. Puan %85. Geçenkinin üstüne çıktık galiba. %86. Bir tek oynanışta bir tık azlık var. Hemen yeni bir güncelleştirme, ücretsiz güncelleme verelim ona. Empire of Yarax'a. Her şeyi ver abi, her şeyi ver. Ver. Hemen yapıştır. Oyunun kontrolünden memnunmuş. Üff. İlk haftadan satışa bak. Pazarlama kampanyası, oyun konsolu. Empire of Yarax'a. Ver 500'lük reklam. Yapıştır. Süper. Destek veriyor mu? Vermiyor. Üf. 270 küsür. Üf ki ne üf. Bitti, yayınlandı. Hemen ücretsiz güncellemeyi şöyle bir şey düşünüyorum ben. Şunu, teknikleri geliştireceğiz. Otomatik tekrar diyelim. Sürekli teknik geliştirin, sürekli. 251 bin sattı haftada. Murat Teksiker'den de yine 323 bin geldi. Altın plaket aldı. Empire of Yarax. Yapıştır abi. Üf, bir daha sattı, dehşet sattı. Yeni bir güncellemeyle bakalım. İnsanlar daha da memnun olacak mı? Çok bir şey fark etmedi. Bu güncellemeden sonra otomatik bitsin o zaman. Oyunundan çok memnun kaldıklarını yazmışlar. Counter Yarax 26 milyon dolar karla çekildi piyasadan. Tamam, şimdi hemen bir devam oyunu yapalım. Ondan sonra da hocam artık şeyi yapalım yani. Neyin devam oyununu yapalım? Tutan bir şeyin devam oyununu yapalım. İllegal kimya hocası değil de Murat Power. Murat Power olur. Murat Power 2 geliyor. Murat Power 2. Oyunun büyüklüğü AAA. Ekonomi. Alt konu ne olur? Alt konusu ne olsun? Ekonomiyle neyi bağdaştırırız? O kadar çok konu var ki şu an, amına koyayım. Şirketler. Kapitülasyon. Devam. Ana platform bilgisayar. Murat Teksiker oyun motoruyla geliyor. Her şey en sonda. Böyle koruma yazılımı da var. Hepsi aynı yine. Bunların da hepsini ver. Yapıştır. Hayranlarımız Murat Power'ın devam oyununu dört gözle bekliyormuş. Heyecan bonusu almışız. Derhal yüksek kaliteli sesleri yapıştırıyoruz oraya. Derhal grafik iyileştirmeyi yapıştırıyoruz. Derhal yüksek kaliteli animasyonları yapıştırıyoruz. Daha sonrasında grafik tasarım elemanı koyuyorum bir tane buraya. Hadi bakalım. Haydi arkadaşlar. Oyunun geliştirmeyi de yap. Oynanış geliştirme. Murat Power 2 yolda. Murat Power 2 geliyor. Diğer tarafta hala haftada 200 bin satarken şimdi yeni oyunumuz da geliyor. Empire of Yarax Remastered'ın grafiklerine hevesliymiş millet. Tabii ki hevesli olacak. Deli dehşet grafikler, deli dehşet tasarımlar, animasyonlar, sesler, her şey muazzam oyunda. Her şey olabileceği en iyi seviyede. Hala haftada 200 satıyor. Hala çılgın atıyor. Ver abi televizyon reklamı. Remastered'a. Oynama süresinin çok kısa olduğunu düşünüyorlarmış. Vallahi kardeşim 4,5 milyon kişi öyle düşünmüyor belli ki. Artık yorumları ciddiye almıyorum. Yorumları siklemiyorum artık. Büyüdüm. Geliştirmeye devam et. Buglarından kurtulalım şunun bir. Ondan sonra verelim. Dalgayı verelim. Hepsini de tamamlamaya gerek yok artık bunların zaten. Grafik tasarımcı var mı? Var. Al.
Yaz geldi, rehavet geldi. Az satıyoruz. Platin plaket almışız. Güzel. Büyük kabin veriyorum. Büyük kabine Murat Faber 2 ve Empire of Yaraks'ı verdik. 52.000 daha hayran geldi maşallah. Bir pazar araştırması yapılsın. Geldi mi araştırma? Sonraki trend aksiyon ve animeymiş. Reklam bas, reklam. Remastered televizyon reklamı. Bugları bittiği gibi dalgayı verin yayına. Bugları bitirir bitirmez hadi. Kaç bug var? 350. Hadi babacım. Hadi abicim. Empire of Yaraks Remastered için daha fazla içerik istenmiş. O zaman DLC paketi gönderiyoruz bir tane. Murat Fabriki biter bitmez DLC göndereceğiz bir tane. Müşteri ne istiyorsa yaparız. Hazır mı? Hazır mı? Hazır mı? Hazır. Yapıştır. Geliştirmeyi bitir. Yayıncı ara. Ekonomik simülasyon türü. Pazar gücü. Simülasyoncu var. Siga. Al abicim bunu. Az para veriyorsun ama olsun. Sen bunu iyi pazarlarsın. Kaç puan aldı? Üf, şu ana kadarki en iyi. %91. Hemen. Ücretsiz güncelleme Empire of Yaraks'a. Daha fazla içerik dediniz. Alın hocam. Size daha fazla içerik. Hemen bunu yapalım. Rat Power 2 ne kadar satacak? Ne kadar satacak? Çok meraktayız. Üf onu uf 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 uf. İlk haftadan satışa bak. 242.000. Rat Power 2'ye yüklen. Televizyon bas. İlk haftadan satışa bak. Daha da fazla olacak tabii şimdi. Üf. Artıyor da artıyor. Artıyor da artıyor. Yeni güncelleme de yapıştırdık. Empire of Yaraks Remastered'a. Bir tane daha yapıştıracağız. Ondan sonra bitireceğiz. Aman aman aman. Hatta bir tane daha yapıştırmayalım. Şimdi ne yapacaktım ben? Ben ne yapacaktım? 76 milyon dolar para var. 76 milyon dolar paraya bir tane daha devam oyunu yapalım abi. Çok satanlardan. Murat Fabriki. Problem dayan yenisi. Problem dayan yenisi geliyor. Dövüşte falan sıkıntı yok değil mi? Yok. Yeni bir problem dayak oyunu geliyor. Dövüşün altına ne koyuyoruz? An itibariyle Empire of Yaraks çekildi piyasadan. 56 milyon dolar satış yaptı. 44 milyonu kar. İnanılmaz. İnanılmaz. Şimdi hocam problem dayak bitti. Bunu geliştirmeyi bitir diyoruz. Yani oynanışta rekor kırmadık ama grafikte, seste ve tekniklerde rekor kırıldı. Bazı bu eksik sadece. Şimdi kendini dağıt diyeceğim. Riske gireceğim. Tam bilmiyorum nasıl olacak. Kar 26 diyor. Düşürsek mesela. Satış fiyatında kar 17. Çok değişmiyor. Standart sürüm. Deluxe'ü pahalandır. Koleksiyoncuyu daha da pahalandır. Standart sürümünde oyun kılavuzu var. Oyun kılavuzu renkli var. Yok. Poster yok. Poster olsun. Etiket olsun. Oyun dünyasının haritası olmasın. Deluxe sürümde oyun kağıtları olsun. Standart sürümden o zaman şu ikisini çıkarıyoruz abi. Deluxe sürüm. Koleksiyoncu sürümde her şey var. Değil mi? Aynen. Ben bu sefer ucuzdan veriyorum. Kar 17 dolar diyor mesela. Göreceğiz bakalım nasıl olacak. Aynı fiyatta olmalıymış. Daha iyi sürümler bir sonraki alt sürümden en az daha pahalı olmalıdır. 300 sürümlere en az 10 Türk lirasına mal olabilir. Tamam dedim. Oyun 10 hafta içinde çıkacak ki şey olsun. Hani ne denir ona? Millete duyurmak için vakit olsun. Puanlandı.
Gayet güzel. Gayet güzel. %83 puan. Bakalım neyle karşılaşacağız? Nasıl bir şey yaşayacağız? Hocam buradan ben artık burayı 95 milyon dolara satın aldım. 8,5 milyon dolar. Paramız kaldı geri. Murat Power 2'ye güncelleme yapıyoruz. Ücretli eklenti. Murat Power 2. Yeni öğeler falan filan ekliyoruz. Bağımsız eklenti olunca ne oluyor ki? Murat Power 2. Coşkun geceler. Yeni oyun dünyası dedik. Mide koruma yazılımı koydum. Dillerin hepsini koydum. 5 milyona mal ettik. Yapalım hemen. Yüksek kaliteli sesler, coşkun geceler. Tümünü seç, yapıştır abi. O zaman cilalamaya yardım edin. Cilalayın oyunu, coşkun geceleri. Siz de cilalayın. Başka bir şey kalmamış zaten. Coşkun geceler cilalansın. Siz de ölümüne hata düzeltin. Başka bir şey yapmayın. Zaten hızlı biter. 8 haftaya yayınlanıyor. Reklamını yapalım. Murat Fabriki'yi bırak artık. Bırak Murat Fabriki'yi. Pazarlama kampanyası. Ne için? Problem Dayak 2 için. Televizyon reklamı. Müşteri desteğini de iptal et. Hayran kampanyası, oyun fuarı. Hadi abi. 7 hafta, 6 hafta, hadi abi. Beklenti 86 şu an. Murat Fabriki'nin 97'ymiş. Onun daha da artması lazım. 6 hafta. Coşkun gecelerde aynı, neredeyse aynı zamana denk gelecek büyük ihtimalle. 13 milyon dolar harcamışız. 50 milyon minimum ciro bekliyorum orada. Beklenti artmıyor ya. Coşkun geceler birazcık daha bekleyin. Buglar bitsin. Şu bitsin. 5 milyon dolar paramız var. Murat Fabriki'nin satışlarından. Coşkun geceleri yayına alıyorum artık ya, beklemeyeceğim. Yayıncıya teslim ettim. Yapıştır abi. Puan ne aldı? Güzel, fazla aldı. Devam. Coşkun geceler yani az satıyor. Az satıyor, çok az satıyor. 61 binle o 5 milyon dolar kar maliyet çıkacak mı acaba? Problem Dayak 2 çıktı. Allah bizi kahretti. Allah bizi kahretti arkadaşlar işte. Yayıncıya teslim etmeyince böyle oluyor. Gerçi şimdi... Yani daha az satıyor evet. Ama... Kar 5 dolar değil, 17 dolar, 18 dolar bir şeyler. Karımız daha fazla aslında. Problem Dayak 2'nin yeni başlayanlar için daha kolay olmasını istemişler. Kemik kitle için çok fazla geliştirildiğini düşünmüşler. Şimdi ben buraya bir sunucu odası koyacağım. Ya da bunu bir sonraki bölümde yaparız artık. Bu bölüm burada sonuna gelelim. Bir sonraki bölümde MMO oyunu yapacağız. Çılgın atacağız. Hadi gittim ben.